Evet sevgili izleyiciler, biz bugün yerel gündemde dün Eskişehir Tepebaşı'nı anlatmıştık. Bugün de Odun Pazarı'na geldik. Merhabalar başkanım. Merhaba. Merhaba başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Kazım Bey'i hepiniz tanıyorsunuz kuvvetli ihtimalle. Çünkü kendisi milletvekilliğinden belediye başkanlığına geldi. Ve iki ay önce yine bir program yapmıştık. Projelerini anlatmıştı. Ama seçimden bugüne geçen 6,5 ay içerisinde neler yaptı? Bunlara kendi ağzından bir alalım diye geldik. 6,5 ay içerisinde neler yaptınız? Efendim ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz. 6,5 ay içerisinde önce bildiğiniz gibi seçildiğimiz günden itibaren stratejik plan çalışması yapmak zorundaydık ve bunu yaptık. Bu arada hemen hatırlatalım da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aldınız burayı. Tabii. Uzun bir süre. Tabii. Burası Odunpazarı Belediyesi kurulduğu günden beri ilk defa Cumhuriyet Halk Partili oldu. Son 10 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'li bir belediye başkanı tarafından yönetiliyordu. Bu seçimlerde biz Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak bunu kazandık. Ve sosyal demokrat belediyeciliği Odunpazarı Belediyesi'ne yerleştirmeye azmettik. Bunu yaparken ilk yapacağımız iş stratejik plandı. Stratejik planı sosyal demokrat ve katılımcılığa elverişli bir biçimde yaptık. 200 civarında kamu kurum kuruluşu, sivil toplum örgütü, sendika temsilcisi ve derneğin katılımıyla hazırladık stratejik planımızı. Yani Odunpazarı'nın geleceğini buradaki sivil toplum kuruluşlarımızın 5 yıl Odunpazarı önümüzdeki 5 yıl nasıl bir Odunpazarı istiyorsunuz diye sorduk. Ve bu 200 civarındaki kuruluştan 800'e yakın insanın katılımıyla gerçekleşti bu toplantılar ve onun sonucunda bir stratejik plan çıkardık. Odun pazarına özgü bir stratejik plan. Taklidi yok, kopyalama yok, kesme yapıştırma yok. Tamamıyla Odun Pazarı ilçesine göre hazırlanmış bir stratejik planı yaptık ve kabul etti meclisimiz. Ona uygun yatırım programı, performans programı ve bütçemizi yaptık. Bunların sonucunda Odun Pazarı Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yılda ve 2015 yılında neler yapacağını deklare etmiş olduk. Evet, başkanım, bu arada bugün de meclis toplantısı vardı. Evet. Ve diğer partilerden de birileri vardı. Uyum konusunda bir sıkıntı var mı peki? Yok, yok. Şimdi bizim tabii sayısal çoğunluğumuz olduğu için diğerlerinin yapacağı fazla bir etkinlik yok. Ama yine de demokratik muhalefetlerini yapıyorlar. Bugün de gördüğünüz kararların çoğu oy birliğiyle alındı ve biz bunu şuna bağlıyoruz. Bu gündem oluşturulmadan önce, gündem maddeleri belirlenmeden önce de biz muhalefetteki meclis üyeleriyle görüşüyoruz, tartışıyoruz. Gerek komisyonlarda, gerek komisyonlara gelmeyen meclis üyelerine bilgilendirmek suretiyle bu açıklamaları yaptığımız için meclis üyelerinin çoğu ne oylandığını, neyi yaptığını bilerek hareket ediyor ve büyük çoğunlukla da destek alıyoruz. AKP'li arkadaşlarımızın bazı konularda muhalefeti oluyor. Bu da doğaldır, normaldir. Bizim diğer yaptıklarımız elbette Odun Pazarı'nda yatırıma dönük, üretime dönük işler. Ciddi bir kere kendimiz üretmeye başladık. Örneğin işçilerimizin yemek yiyeceği yemekhane yoktu. İşçilerimiz kendi elleriyle yaptı. Bu yemekhanede pişen yemeği artık kendi işçilerimiz pişiriyor. Dolayısıyla sıfır maliyetle, sıfır bedelle neredeyse işçilerimize öğle yemeğini veriyoruz. Harcadıkları kaloriye göre ciddi anlamda bir yemek işini çözüyoruz. Bugüne kadar nerede yemişler peki? Bugüne kadar yedikleri yeri hangar gibi bir yerdi. Ve kendileri evden getiriyordular. İşte ekmek arası, peynir ya da sandviç gibi bir
gıdayla işi çözüyordular. Elbette o gıdayı alan insanın bir enerji sağlaması da mümkün olmuyordu. Biz 6 aydır bu işi gerçekleştirdik. Şimdi işçilerimiz çok rahatlar. Bu arada hemen araya gireceğim. Bu işçiler sendikalı mı peki? Bu işçiler maalesef sendikalı değildi bizden önce. Ben seçim döneminde belediye işçilerini ziyaret ettiğim zaman sorduğumda bunu gördüm. Ve şöyle bir seçim sözü verdim. Biz Odunpazarı Belediyesi'ni kazanırsak sendikasız bir tek işçi ve memur bırakmayacağız dedik. Önce buna Türk İş temsilcisi karşı çıktı. Dedi ki nasıl yapacaksınız, böyle kolay mı filan dedi. Biz seçildiğimiz tarihten bir ay sonra Odunpazarı Belediyesi'nde taşeron işçiler dahil sendikasız bir tek işçi kalmadı. Bir tek memur kalmadı ve memurlarımızla tüm Belsen sendikasıyla bir toplumsal denge sözleşmesi yaptık. İşçilerimizle de önümüzdeki süreç içinde toplu sözleşmemizi yaparız. Şu anda Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan taşeron dahil bütün işçiler sendikalıdır. Hatta bizim taşeron işçilerimizden birisi Belediye İş Sendikası'nın yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Dolayısıyla böyle de bir somut olay gerçekleşti. Ben Belediye İş Sendikası'nın kongresine katıldığım zaman Türk İş'in o bana karşı çıkan temsilcisi de oradaydı. Ona da dedim ki gördün mü? Bu iş oluyormuş demek ki dedim. Evet. Evet, devam edelim yaptıklarımıza böyle. Şimdi bir kere tabii biz çocukları mutlu etmek için adım atan bir belediye olduğumuz için önce çocuklarla ilgili ciddi bir eğitim kampanyası başlattık. Bir kart almak, vermek suretiyle onlara online eğitim sağlayacak bir... Bugün kardeş belediyeye de böyle bir imkan sundunuz. Tabii bugün gördük. Kardeş belediyemize de o kartları verdik. O zaman bugünkü o kardeş belediye ile görüşmenizi hemen araya alalım, sonra tamam. Devam edelim. Tamam. Şimdi kardeş belediyecilik de önemli bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önerisi doğrultusunda biz bize önerilen kardeşlerle ilgili hemen belediye meclisinde kararımızı aldık. Şimdi işte biriyle bugün görüşmemizi yaptık ama bir tane şöyle, de bizim önerimiz var, geliyor efendim. Şöyle bir ilke kararı aldık. Kardeş belediyelerimize, belediye meclisi üyelerimizle birlikte giderek orada protokol imzalayacağız ve gittiğimiz zaman da yapabileceklerimizi anlatacağız. Daskırı ile kardeş belediye olduk. Daskırı'ya gitmeden önce Park Bahçeler Müdürlüğümüzden bir ekip gitti. Onların ihtiyacı olan plan ve projeleri yapıyor. Biz de inşallah gittiğimiz zaman imzamızı atacağız. 23-24 Ekim'de Adıyaman'daki kardeşimize ziyarete gideceğiz. Onunla da protokolümüzü imzalayacağız. Çocuklarla ilgili gördüğümüz bir eksik de Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının çocuklarını götüreceği bir kreş yoktu. Biz kreşimizi tamamlamak üzereyiz. Ay başına kadar kreş inşaatı biter ve o kreşteki öncelik Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının çocukları olmak üzere diğer görevlerimizi de yerine getirmiş oluruz. Yine bizim Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel olarak söylediği bir iş vardı. Seçildiğin zaman bir kız öğrenci yurdu yapacaksın. Bunu mutlaka istiyorum dedi. Ben de bu işi gerçekleştirmeye başladık. Neredeyse kreş inşaatımız yarıya geldi. Yurt inşaatımız yarıya geldi. İnşallah Mayıs 2015'e kadar inşaatı bitirip yurdumuzu hizmete hazır hale getiririz. Bu da yaptığımız ciddi bir adımdır, ciddi bir katılımdır. Belediyemizin eksik olan tüm araç ve makinalarını satın alma konusunda adımlar attık. Bu yılki bütçemize 7 milyon lira araç alımı için para ayırdık. Şu andaki araçlar kiralık mıydı? Kiralık araçlar. Tüm araç, her şey kiralıktı. Burada belediyenin ürettiği hiçbir şey yoktu. Hatta park bahçelerdeki çiçekler bile müteahhit aracılığıyla satın alınarak dikiliyordu. Buna yandaşların beslenmesi mi diyoruz artık? Mümkündür. Yani evet. o da vardır ama şimdi şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta bir arazimizi, 250 dönümlük bir arazimizi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tahsis ettik. Park Bahçeler Müdürlüğümüz orada fidan, çiçek ve çim üretmeye başlayacak. Hazırlıkları yapıyoruz. Belediyede olmayan bu konuda uzman arkadaşlarımızı da Orman Müdürlüğü'nden ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nden transfer etmeye başladık. Onların katılmasıyla beraber ciddi bir park bahçe üretimine başlayacağız. Bu da bir ciddi iştir. Ama bizim yine bu kültür hizmetleri çerçevesinde yazın bir ay boyunca her gün bir mahallede olmak üzere yazlık sinema gösterileri. Evet. Binlerce insanın katıldığı bir gösterinin sonunda da Türk sinemasında gerçekten herkesin takdir ettiği Türkan Şoray'ı getirerek bir gala yaptık. Eskişehirliler yazlık sinema keyfini tattı. Bunu şunun için yaptık. Bizim ilçemizde bir tek sinema salonu yok. 400 bine yakın nüfuslu bir ilçede bir tek sinema salonu yok. Biz inşallah Odunpazarı Belediyesi olarak bu sinema salonunu da yapacağız. Ama sinema salonunu yapıncaya kadar pazar günleri erken bir saatte tatil olmasına rağmen çocuklarımız için çocuk filmlerini gösterecek bir düzenleme yapıyoruz. Bu elbette ücretsiz olacak ama tabii sayıyı, sırayı, koltuğu hesaplarsak çok cüzi bir ücret koymayı düşünüyoruz. İşte 50 kuruş ya da 1 lira gibi. Bunun başka türlü düzenlenmesi mümkün değil. Ücret almadığınız zaman suya ücret almayan suç da oluyor. Dikili belediyesi suç da i̇şte sayılabilir. O nedenle çok küçük de olsa bir ücreti alacağız. Zaten şimdi sistem öyle bir olmuş ki biz biraz önce anlattığım kreş için ücretsiz yapmayı hedefliyoruz. Ama bakanlık diyor ki asla ücretsiz yapamazsınız. En az şu kadar para alacaksınız diyor. Bakalım nasıl çözeceğiz o konuyu da görüşeceğiz. Bizim yapmış olduğumuz diğer uygulamaları birçok Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yapıyor. Yani demokratik katılıma elverişli, şeffaf işte yönetim anlayışıyla bunları gerçekleştiriyor. Ama biz birbirimizle ilişkileri geliştirmek suretiyle ortak değerleri bir araya getiren farklı bir sistem kurmamız lazım. Bunun da en temel yolu kent konseylerinden geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın da katkılarıyla bir kent konseyleri masası oluşturuldu. Bu masa organizasyonuyla Türkiye Kent Konseyleri platformu çalışmalarını hızlandırdık. İlk toplantısını, bu dönemin ilk toplantısını, çünkü geçen dönemde vardı bu toplantılar, bu dönemin ilk toplantısını Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yaptık. Ve şu anda
100 civarında kent konseyiyle işbirliği içinde bu işi de gerçekleştiriyoruz. Biz Eskişehir'de kent konseylerine bağlı mahalle meclisleri kuruyoruz. Şu anda bizim mahallelerimizde muhtarın yanında oradaki sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla bir mahalle meclisi oluşturduk. Bu mahalle meclisinin katkılarıyla tartışarak o mahallede yapılacak belediye hizmetlerini planlıyoruz. Ve bazı yönetmeliklerimizi öyle yaptık ki mahalle meclisi kurulmak zorunda olsun. Örneğin bir SOBE isimli bir projemiz var. Bu sağlıkta Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bir proje. Yaşlı ve bakıma muhtaç insanların tüm hizmetlerini belediye olarak karşılayacağız. Şu anda 50 ailelik bir pilot uygulama yapıyoruz. Bunun uygulanabilirliği tamamlandıktan sonra tanıtımını yaparak genişleteceğiz. Hedefimiz bir yıl içinde 600 aileye çıkmaktır. Burada bakıma muhtaç aileleri nasıl tespit edeceğiz? Muhtarlık kanalıyla olabilir, kaymakamlık kanalıyla olabilir, yasal bazı şeylerle olabilir ama biz onları yeterli bulmadık. Dedik ki bizim kime yardım edeceğimize, kime bakım yapacağımıza mahalle meclisi karar versin. Dolayısıyla mahalle meclisi kurmayan mahalleler bu hizmeti almakta zorlanacak. Sosyal yardımlaşmanın ön ayağı oluyor. Evet. Evet. Şimdi bu çerçevede olmak üzere biliyorsunuz bizim en önemli projelerimizden birisi aile sigortasıydı. Biz aile sigortasını inşallah iktidar olunca geliştirerek uygulayacağız ama şimdi Eskişehir Odunpazarı'nda bir sosyal yardım kartı üretmek suretiyle bir çalışma içindeyiz. Bunu da bu SOBE ile birlikte değerlendirerek önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. O sosyal yardımı da somut hale getireceğiz. Peki başkanım, bayanlara yönelik bir çalışma var mı, kadınlara yönelik? Elbette olmaz mı? Kadınlar bizim başımızın tacı. Seçim sloganlarımızdan birisi şuydu: çocukları ve kadınları mutlu olan bir odun pazarı idi. Bunu da şimdi gerçekleştirmek için ciddi adımlar atıyoruz. Bu uygulamayı yapan belediye sayısı çok azdır. Cinsiyet eşitliğine dayalı bütçe uygulamasını yapmayı taahhüt ettik seçimden önce. Seçimden sonra da yapmış olduğumuz stratejik planda da, bütçede de, yatırım programında da cinsiyet eşitliğini dikkate almak durumunda olduğumuzu açıkça belirttik. Yani Odunpazarı Belediyesi'nde yapılacak işler eğer kadınlar ya da diğer cinsiyetin diyelim hangisi ise aleyhine bir durum doğuracaksa biz bunu yapmayacağız. Mutlaka eşitliği dikkate alacağız ve o eşitlik çerçevesinde de gerek kadın meclisimiz, gerek kadın meclis üyelerimiz, gerek kadın sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimiz sürüyor, devam ediyor. Kadınların meslek edinmesi, kadınların kursları görmesi ve kadınların o gördükleri kurslar sonucu elde ettikleri mesleklere göre iş bulmaları bizim en büyük dileğimiz, taahhüdümüz. Ve bu konuda da ciddi adımlar atıyoruz. Zaten odun pazarında el ürünlerini getirince satılacak yerler de var. Şimdi orada mesela şöyle bir şey gördük. OMEK dediğimiz kadın ürünlerinin, kadın meslek edinme kurslarından mezun olanların ürettikleri, el ürünlerini sattıkları bir alan var. OKEP ismi verilmiş. Biz oradaki pazarlama çadırlarının çok ilkel, çok kötü ve çok kullanışsız olduğunu gördük. Ve ilk yaptığımız iş o çadırların değiştirilmesi oldu. Şimdi yaptığımız çadırlarla bundan sonra soğuğa ve yağmura karşı, güneşe karşı biraz daha etkili olabilecek çadırlarımız.
çadırlarımızı kadınlarımıza teslim edeceğiz. Orada daha kolay alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Eskişehir için kentsel dönüşümde de bu bölgede önemli bir evet. şey var. Kentsel dönüşümle ilgili özellikle sanayi çarşısıyla ilgili çalışmalarınız var mı? Sanayi çarşısının kaldırılacağını, yıkılacağını ve yerine çağdaş, modern bir kent yapılacağını taahhüt ederek seçime girdik. Evet. Ve o taahhüdümüzle seçim kazandık. Şimdi 6 aylık süre içerisinde sanayi çarşısını ilgilendiren 670 bin metrekarelik bir alanda sanıyorum bir 5-6 ciddi toplantı yaptık. Oradaki mülk sahipleriyle, esnaflarla, oradaki odalar, derneklerin yöneticileriyle yapmış olduğumuz toplantılarda çok olgunlaştı. Ve sanayi çarşısının olduğu bölgede bir büro açtık. O büroda şimdi anket çalışmaları yapıyoruz. Mülk sahipleri ne istiyor? Oradaki kiracılar ne istiyor? Oradaki esnaflar ne istiyor? Onların tespitini yapıyoruz. Ve o bürodan yapacağımız örgütlenmeyle çok kısa sürede, yani şimdi zaman veremiyorum ama 2 yıl gibi bir sürede Eskişehir Sanayi Çarşısı'nı yıkıp yerine modern bir kent merkezi yaratacağız. Onlara yeni bir dükkan. Tabii şimdi onların birçoğunun dükkanı var zaten ama dükkanı olmayanlara da yeni sanayi siteleri, yeni alanlar yapmak suretiyle bu işi gerçekleştirmiş olacağız. Kazım Bey, şimdi Eskişehir'de işte Büyükşehir Belediyesi'nin, Odunpazarı'nın ve Tepebaşı'nın Cumhuriyet Halk Partisi olması muhakkak avantajları vardır. Evet. Ama hani örnek verebileceğiniz ortak bir çalışma oldu mu hiç bu ana kadar? Tabii oldu. Biz Nisan ayından itibaren Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi ortak kasa oluşturduk. Şu anda bizim belediyemize geldiğiniz zaman Tepebaşı Belediyesi'nin borçlarını ödeyebiliyorsunuz. Çok güzel. Tepebaşı Belediyesi'ne gittiğiniz zaman Odunpazarı Belediyesi'ne olan borçlarınızı ödeyebiliyorsunuz. Genelde bu şeyle ilgili emlak, temizlik, çevre gibi vergiler iki tarafta da var. Çünkü Eskişehir merkezi 800 bine ya 700 küsür bin nüfuslu bir yer. Porsuk Çayı ortadan bölüyor. Bir tarafı Tepebaşı, bir tarafı Odunpazarı. Dolayısıyla insanların iki tarafta da mülkü var. Bir tarafta evi varsa bir tarafta ticarethanesi var. Evet. Dolayısıyla ikisiyle de ilişkisi var. Şimdi hangisine giderse gitsin diğeriyle ilgili olan ekonomik sorunu çözebilir. Ya da bu tarafta çalışıyordur. Tabii. Vakit bulamıyordur. Tabii aynen öyle. Bir örnek yok ama yani değil mi? Bu duymadım ben ama biz yaptık. Büyükşehir Belediye'mizin de katkısı ile 3 belediyenin zabıta müdürleri her hafta toplanıp bir program yapıyor. O program doğrultusunda bir çalışma yapıyorlar. Geçen dönem Odunpazarı Belediyesi'nde nikah ücreti 400 liraydı nikah başına. Tepebaşı Belediyesi'nde 250 liraydı. Yani AKP'li belediyenin 400 liraya yaptığı nikahı Tepebaşı Belediyesi 250 liraya yapıyordu. Ve insanlar ister istemez Tepebaşı'na gidiyordu nikah evet. yapmak için. Şimdi biz bu dönem zam yapmadık. Tepebaşı Belediyesi 400'e getirdi. Şu anda iki belediyenin de tarifesi aynı. İleri yönelik Avrupa Birliği projeleriniz var mı? Avrupa Birliği ile ilgili bir iki proje önerisinde bulunduk. İnşallah onlar kabul eder bilmiyorum. Ama örneğin bir projemiz şu, biraz önce söylemeye çalıştım. Ev kadınlarının evde ürettiklerinin satın alınmasıyla evet. ilgiliydi. Bunu bir proje olarak gönderdik. Olumlu sinyaller geliyor. Eğer bu gerçekleşirse 300 bin euroluk bir yardımı hibe olarak alma şansımız olacak. İlk biz duyur alma zamanı. Evet, onu alırsak Eskişehir'deki bütün kadınların ürettiklerini biz tereddütsüz alacak ve onların ekonomisine katkıda bulunacağız. Çok güzel. Atık maddelerden yapılan kendi park bahçeler atölyelerimizde ürettiğimiz tornetlerle yarışma düzenledik.
Eskişehir'in bütün çocukları Odun Pazarı meydanında işte Bademlik tepesinden aşağı tornetlerle kaydılar. Taklatanlar oldu mu? Taklatanlar da oldu. Ben de katıldım. ve bu bence geri dönüşümü vurgulamak için önemli bir yarışmaydı. İnsanların bu kadar hoşuna gideceğini tahmin etmiyordum. Farkındalık. Evet. Ve seneye tekrar istiyorlar. Artık bunu sürekli hale getireceğiz. Odunpazarı Belediyesi'ni biz aldıktan sonra 5 tane yeni müdürlük kurduk. Bunlardan birisi etüt ve proje müdürlüğü. Ve Eskişehirlilere şunu dedik. Hayallerinizi bize gönderin. Ne hayal ediyorsanız bize gönderin. Biz onların içinden elle tutulur bir proje çıkarırız dedik ve nitekim işte bu tornet öyle bir hayalden çıktı. O hayali kuran vatandaşımız da geldi bu yarışmalarda bize ciddi anlamda destek verdi. Çok memnun oldu. Spor İşleri Müdürlüğü'nü Türkiye'de Avcılar Belediyesi ile birlikte kuran belediyelerden birisiyiz. Evet. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu işlere daha bilimsel bakılması gerektiğini... Bir ay önce Handan Hanım'la birlikteydik evet. Biz de. O da bu konuyu anlatmıştı. Tamam. Bilimsel bakılması gerektiğini düşünen belediyelerdir. Aklın yolu birdir. Evet. Bu konuda diğer belediye başkanlarına da aynı şeyi öneriyorum. Çünkü biz şeffaflığa, saydamlığa önem veren belediyeleriz. Bunun içinde bizim Odunpazarı Belediyesi'nin belediye meclisi toplantılarının tamamı Eskişehir'deki 3 televizyon kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır. Bu arada ben şey söylemek istiyorum. Meclis toplantısında meclis üyeleri kendilerinin izlendiğini bildiği için daha dikkatli sorular seçilir. Elbette. Yani. Elbette. Daha seviyeli oluyor. Evet, evet. Kameraya oynamak isteyen de hazırlanarak gelir. Dolayısıyla ciddi bir tartışma havasında belediye meclis toplantılarımız gerçekleşiyor. Halk TV'ye yaptıklarınızdan ve yapacaklarınızdan son olarak neler söylemek istersiniz? Halk TV izleyicilerine şunu samimiyetle söylemek istiyorum. Sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak bütün hedefimiz iktidara giden yolları temizlemek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 yılında yapılacak seçimlerde iktidar olacağına inanıyorum. Sayın Genel Başkan'ın başbakan olmasını en çok isteyenlerden birisiyim. Türkiye'nin bugünkü ekonomik ve sosyal durumunun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına her zamandan daha çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler, Kazım Başkan'ı dinledik. O kadar rahat ki ben kanalizasyon yaptım, suyu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım deyip hayatın üstüne, toprağın üstüne ne yaptığını, insana ne yaptığını onu anlatmaya çalıştı. Bugünkü Yerel Gündem de burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın diyoruz.